Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Gördüğünüz gibi çalışarak geldim. Bak altına. Şimdi bu ya bugün havam iyi benim de. Sizin de iyi. İnşallah. Elhamdülillah. Birkaç günden beri buna sevk ediliyor. Niye bilmiyorum. Yani ben ders yapma şeyim şöyle. O hafta, yani bir hafta işte, ne yoğun soru geliyorsa onun ortalamasını alıyor. Ama bu öyle olmadı. Mesela derse gidiyorum, araba kullanıyorum veya yanındayım şoförüm. Külliyata odaklanıyorum. Bakayım vitrine ne geliyor. Ekseriyeti mutlaka böyle oluyor. %90. Yani aile dersi geliyor. Ya kurtulamadım. Yani ne kadar teveccüh ediyorum, gözümü kapatıyorum 14 cilt kitap. Hadi ondan kurtulayım dedim. Sözleri hayal ediyorum. Tırırırt, aile geliyor. Mesela 97 geliyor sözler. Çok garip yani. Tamamen benimle alakası. İnşallah becereceğiz inşallah. Çalışarak geldim. Becerebilirsek güzel bir ders olacak. Bu dersin muhatabı hepimiziz. Ben başta. Çünkü ben çalışıyorum ya. Bilseydim çalışır mısın? Bak not şey çıkarttım külliyatta. Ders yapanlara gönderme yapıyorum. İndirdim külliyatta. Hepimiz talebeyiz. Allah istifade ve istifaza ettirsin. Aile hayatı, sıkıntı nerede? Nerede eksiğimiz var? Nerede neyi yapmamız lazım? Onunla alakalı bu. Aileyi meydana getiren karı koca ve çocuktur. Hepsine birer tane gönderme yapacağım. Bir kere aile hayatı şöyle geçiyor. O yanlış anlaşılıyor ve eksik anlaşılıyor. Ben onu anladığımı şey yapayım. Külliyata dayalı. İşareteceğiz. 145. Kalplerin en latifi, şefiki, kısmı sani ile tabir edilen kadın kalbidir. Kısmı sani ne demek? Böyle fikri olan var mı? Kısmı sani. Sani iki demek. İkinci kısım. Bu mesela kalbine mukabil kalp. Senin kalbine yakın kalp o. Anlamında ama ben biraz daha arkadan anlıyorum. Paragrafı bitireyim. Fakat kadın ile ruhu imtizaç diyor. Kadın ile bedensel değil. Hani hadis-i şerif var ya, Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyor. Üç şekilde nikah yapılır. Üç sebeple. Birisi dini için. Bir sebep. Malı için. Malı için. Bir sebep. Güzelliği için. Güzelliği için. Siz dinini seçin. Yoksa hayrını, iki taneni hayrını bulamazsın. Şimdi sana bunu daha önce denmiş. Şu anda hayır bulamıyorsan bedeli sende. Sen kaportası için yaptın. Şimdi kalplerin en latifi, en şefiki, kısmı sani tabir edilen, yani kalbine en yakın kalp, benim anladığım ikinci kalp bu değil. Şöyle diyeyim, ehli anlar ama diğerleri de duymuş olsun. Allah'lık aleminden bahsedeceğim size bak. Şöyle bir Allah'lık alemi aşağı. Allah yani. Anlamak için tanımlanmış, tavsif edilmiş. En yukarıdan mahiyeti zatiye. On dışarıya çıkışı, onun bir altı şuunat-ı zatiye. Anlamayacağınızı biliyorum ama anlayacağınız olacak burada. Birincisi mahiyeti zatiye. Onu bilmiyoruz, bilemeyeceğiz. İkincisi in aşağıya,
Şunat-ı zati, in aşağı sıfat, in aşağı esmalar. Bu bütünlüğüne vacibül vücut denilir. Bizim ruhumuz mahiyet-i zatiye değil, onun altında şunat-ı zatiye ile yapılmış ruhumuz. Tamam. Şimdi kadınla imtizaç diyor, güzelliği, malı değil. Ruhen imtizaç dediğine göre her gelini şunat-ı zatiye koy. Ruh nedir ki? Onun ruhuna ruhum uygun olsun. Eve uygulayacağım. Eylemsel bir şey ben yapmıyorum, sevmiyorum zaten. Hayatta olmayan ders istemiyorum. Kalsın o kitapta. Ne yapacağım ki? Kitap yüktüm, erkek o. Ruhen imtizaç demek, şunat-ı zatiyenin en merkezinde ne var? Şefkat-ı mukaddese. Soğan gibi düşünün şu, yani şunat-ı zatiyeyi. Yani ruhumuz oradan yaratılmış. En merkezinde ruhu yapılandıran, ruhun içeriği, ruhun olmasa olmazı onu anlatacağım. Soğan gibi düşünün, soğan. Bir soğan düşündünüz mü? Cücüğüne parmağını koyun, yani merkezine. Cücük derler değil mi? Heh. Oraya şefkat-ı mukaddesi der misin? Şefkat-ı mukaddesi. Hemen bir dışarıya, katmana, dışarıya çıkıyoruz. O kırmızı kabuğa doğru. En merkeze şefkat-ı mukaddesi koyduk mu? Bu çok önemli de onun için diyeceğim. Hele yeni evlenecekler için. Şefkat-ı mukaddesi koydun mu abi? Ruhun en merkezi budur. Bismillahirrahmanirrahim'deki rahim bu. Şefkat-ı mukaddese, çık dışarıya. Muhabbet-i münezzehe. Biraz daha çık cücüğünden, kabuktan dışarıya çıkıyoruz. Soğan. Soğanın kırmızısına doğru gidiyoruz. Şefkat-ı mukaddese, çık dışarıya. Muhabbet-i münezzehe, anlatacağım bunu. Sonra sevk-i mukaddese, surur-u mukaddese, lezzet-i mukaddese, memnuniyet-i mukaddese, İftihar mukaddesi, 7 tane. Şimdi diyor ki kalplerin en şefiki kısmı sani tabir edilen, yani kalbime mukabil bir kalp. Zahirde böyle anlaşılıyor. Yani kafam öyle çalışmıyor. Şu benim kalbimi, yani ruhumu diyor ki tabir edilen kadın kalbidir. Fakat kadın ile imtizaç ruhi imtizaç olmalı. Nedir o? Bir evde peki adalet ad şunat mıdır? Esma mıdır? Sıfat mıdır? Diyebilecek var mı? Veya söyleyecek kardeşimiz. Adalet. Adalet esma mıdır? Sıfat mıdır? Sıfattır. Bak esma burada. Sıfat burada. Şunat burada. Mahiyet burada. Yani adalet burada. Adaletin daha arkasında ne var biliyor musunuz? Şefkat var. On, bak şefkat. Sonra muhabbet. Sonra sevk. Şimdi bir evde adalet olmamalı. Allah Allah ne diyorsun ya? Adalet olmamalı. Evde hakim olacak sırayla sıfatları sayıyor. Şunat-ı zaten ruhen imtizaç edecek ya. Bak orada. En merkezde şefkat. Evde şefkat olacak. Bu da kadından daha çok. En merkezde kadın direktir. Yuvayı yapan onun için dermiş. Şunat-ı zatiyenin merkezi, ruhumuzun tam göbeği, tam ortası şefkat. Şefkat kadından. Erkek şefkatli olmalı, çok şefkatli olmamalı. Kadın cömert olmalı, çok cömert olmamalı. Kadın şefkatli olmamalı, çok şefkatli olmalı. Bak yer değişirse sistem bozulur. Kadın çok şefkatli, erkek şefkatli. Erkek çok cömert, kadın cömert. Yani sıfatlar yer değişti mi alt üst olur sistem. Kadın şefkatli, erkek de şefkatli. Hayır. Erkek şefkatli, kadın çok şefkatli. Muhabbet. Erkekte muhabbet olmaz. Erkek çok muhabbetli, kadın muhabbetli. Şimdi sıralayacağım. Ruhumuzu memnun edecek evde. Siz bunu anlasak da gitsek bu dersten yeter. Bir daha söylüyorum. Ruhumuza mukabil ruh
evde ruhumuzu aktif edecek bir merkeze şefkat-ı mukaddesi. Bu da kadın gözüküyor. Çık dışarıya, soğanın cücüğünden dışarıya çıkıyor. Muhabbet-i münezzeh, bu da erkektedir. Çık dışarıya. Sevk. Tamam mı? Bu sevk kadında olmalı. Bir kadın bir erkek, bir kadın bir erkek. Bak, şefkat mukaddesi kadın. Muhabbet-i münezzeh erkek. Sevk, aile, yuvayı sevk edecek. İç dinamikleri aktif edecek. Denge tutacak. Kadında olmalı. Surur, ikincisi yani şefkat, muhabbet, şefkat kadında, muhabbet erkekte, sevk, içerisi kadında, surur olacak, merhem olacak erkekte. Lezzet-i mukaddese kadında. Sonra memnuniyet-i mukaddese erkekte. İftihar mukaddese kadında aktif olacak. Ruhuna mukabil ruh bu. İmtizaç. Tamam? Ruhuna mukabil ruh bu. Eğer adalet olursa, adalet eşitlik değildir. En büyük yanılgı budur. Adalet eşitlik değildir. Nedir o? Fıtratına uygun davranmaktır. Ne demek? Hayvan dediğimiz zaman genel isimdir. Adalet gibi. Kadın şey, köpek de sığır, hayvandır diye eşit davranabilir misin? Şimdi köpeğe et attın. Eşitlik var. Sığıra da et at. Zulüm değil mi? Hani eşitlik vardı? O da hayvan, o da hayvan. Bu sığır, bu köpek. Buna et, buna ot. Ne yaptın? Adalet budur. Yani fıtratının iktizasını vermek adalettir. Mutlak eşitlik der ustad, dağdaki vahşi canavarlarda vardır. Benim hürriyetim senin hürriyetini ortadan kaldırıyorsa bu despotluktur, zulümdür. Ben hürüm, mutlak hürüm. Nasıl araba yandı? Senin arabanı kırsam, döksem ne karışıyorsun kardeşim? Hür değil mi? Değil. Kendi, o zaman hürriyet nedir? Kendini ortadan kaldırmayan der bu nazaratta. Kendisine ve gayrisine zarar vermemekle başlar. Çocuk hürdür diye bir çağ ve kibrit eline verir misin? İlaç eline verir misin? Hürdür. Veremezsin. Kendisine ve gayrisine zarar vermemektir. Demek ki aile yuvasını, aile eğer şey biterse, ders biterse, arzu ederseniz, dersin içine sokmak istemem onu, zaman aldım çünkü 45 dakika 50 dakika olacak. Boşanmayı şu şartla kabul edilebilir. Hatırlatırsanız boşanma şu şartta olur. Kısaca biz böyle 3-5 dakika anket yapacağım, kağıt yapacağım. Onu dolduracaksın. Ondan sonra hangisi uygunsa yaparsın. O dersin dışında olsun. Tamam? Hususi tespitim. Ömrüm geçti bu işte. Böyle bir tespiti de göremezsiniz. Zannetmiyorum. Demek ki kalplerin en latifi, şefiki, kısmı sani tabir edilen yani ruhunu veya kalbini inşa eden sanki rahmet-i ilahiyenin, şuunat-ı zatiyenin en çok ortaya çıktığı kalp, kadın kalbidir. Ama kadın olmayıp despot olmasının sebebini de Mektubat Lemalar 477 Lemaat 477 100. maddeden okuyacağım. Kadını kadınlıktan çıkartan nedir? Kadın kadınlıktan niye çıktı? Çünkü diyor orada erkek erkeklikten çıktı kadınlaştığından dolayı. Erkek kadınlaşırsa kadın fıtraten erkekleşme ihtiyacını duyar. Erkeği erkeklikten çıkarıp kadın yapan nedir? Hevesat. Kadını sırf böyle bedensel lezzet şey olarak görürse, kadın affedersin çok özür dilerim, mart kedi gibi sırf bunu düşünürse, kadın da senin boynuna yuları takar.
yuları takar, o da erkekleşir. Erkek böyle ciddi, hayt. İstediğin gibi yöneltir. Eğer sen zevk tuzağına düşersen. Okuyayım tam yeri gelmişken. Elimde. Onun Türkçesi yok çünkü bam telidir. Böyle bir deli gelsin kendisi meal versin diye. Türkçesi yok bak. 100. madde Arapçasını okuyacağım. Türkçesi yok. Bak Türkçesi yok. Türkçesi başka bir şekilde girmiş. Türkçe bu değil. Diyor ki İza te'ennesel ricalu bittehavuz tereceller nisa'u bittevakuh. Yani hevesat cihetiyle erkekler kadınlaşırsa kadınlar da erkekleşir. Bir meclis ihvana güzel bir karı girdikçe riya, rekabet, haset, damarı intihab eder. Demek inkişafı nisvanda yani kadının açılık saçılmasında medeni beşerde ahlak hisseye inkişaf eder. Kadının açılması nispetinde cemi çöker. Kadın bu kadar çok ciddidir. Kadın sanki saatin zembereğidir. Ne dedi? İnkişaf-ı nisvanda kadın tesettürünü çıkarırsa, başka şey giydirirlerse ona, medeni beşerde ahlak-ı seyyye, yani kötü ahlak, ruhsal çöküntü inkişaf eder ve inbisat eder. Toplum yok olur. Toplum yok olur. Yok olur gider. Yani ben gördüm, Fransa'da da gördüm, İngiltere'de de gördüm. Hani eşitlik, medenilik, kadın erkek falan den vuranlar var eşitlik. Okullarında kız okulu, erkek oyunu ayrı olan yerler var. Yahudilerde kesindir. Dinle yönetilen tek devlet İsrail'dir. İsrail'de okullar kadın erkek ayrıdır. Fransa'da, Strasbourg'da ben okulun önünde durdum baktım. Erkek ayrı, kız ayrı. Okulu ayrıdır. Ama fitneyi burada çıkartanlar, karma yapanlar o ruhtur. Tamam. Mesela ben bu kadar cenaze yıkadım. Bir şey anlatacağım morgda. Bazen yanlışlıkla ateş gibi şohbenin suyunu açmışım. Hani daha şohbeni açtım, suyu cesete tutuyorum. Daha elimi sürmedim. Ne kadar sıcaktı. Oldu. Allah affetsin beni. Bir sürdüm. Aman ya Rabbi, ateş gibi. Ama ceset hiç ses yapmadı. O yandım demedi. Ne demek istiyorum? Kavga iki canlı arasında olur. Niye kavga olmadı? O ölüydü. Evde kavga oluyorsa ikisi de canlı enaniyet olduğu için. Peki Firavun'u Firavun yapan hangi öne çıkan sıfatı vardı? Nemrut'u Nemrut yapan neydi? He? Enaniyet. Olmaz, enaniyet değil. Kimin kibri? Bak, Nemrudane inadı. Firavunane kibri, taştı taştı arıza sığmadı diyor. Nemrud'u Nemrut yapan, öne çıkan batıla inat etmesidir. İnat. Bugün evdeki kavgaların sebebi inat ve kibir. Peki birinci ders yapmıştım ok meydanında. Merak eden aile 8 diye nur dersi ne var? Kadından hürmet, erkekten merhamet. Olmasa o yuva gitti. Kardeşim, askeriye yapan itaattır. Evde kadın itaat etmezse o yuva gene bitti. O abi şöyleydi böyle, istisnalar, kaideyi bozman, el hükme ekser, kadınlar itaat etmiyor. Kadınlar itaat etmiyor. Yok kadına şiddet, bırak şimdi şiddeti. Tek taraflı konuşma. Durup dururken bu olmaz. Zulümü aşırdınız. Kadına şiddet diyorsun. Allah'tan daha mı merhametlisiniz? Allah kadına verdiği haktan fazla hak vermek zulümdür. Hakkından az vermek de zulümdür. Babasının hakkından 1/3 alırken, kocasından boşandığı zaman yarı yarıya nasıl alır ya? Nasıl bu zulme dersin? Ne yaptılar? Peki dini nikahla kalıyor. Devlet nikahı yaptırmıyor o zaman. Şimdi evet, Allah'ın istemediği fakat mübah olan boşanma. Boşanma şu anda ne yapmışlar? Erkeğin yarı malısını alıyor. Böyle bir şey olur mu ya? Böyle bir zulüm olur mu? Kocasının babasının yarısını alamıyor da kocasının yarı malısını nasıl alacak ya? Kadının hakkı nedir? Mehridir.
mehrini veriyorsun. Boşanırsan 7 yaşına kadar çocuk babası, şey, annesi bakacak ama iaşesi babaya aittir. 7 yaşına kadar anneye bakacaktır. Ahmet'i Mehmet'i bırakmamış. Daha 3 yaşında kime kalacak? Anne bakacak onu. Ve iaşesi ölünce kayda nafaka. Böyle bir zulüm olur mu ya? Allah dedi mi böyle bir zulüm şey? Böyle bir şey. Peki ne yaparlar? Güya aileyi koyuyor. Aileyi korumuyor bu. Kimse nikaha girmiyor işte. Dini nikah yapıyor. Peki nedir adalet? Allah'ın dediğidir. Bu makine kim yapmışsa bana kızacaklar. Bana ne kızıyorsun? Kadının hakkı, babasındaki hakkı şudur. Mesela 1/3 babasının servetinden alır. Erkek 2/3 alır. Kadın evlenir. 1/3'le kocasına gider. Kocasının 2/3'sini 3/3 tamamlar. Erkek ise 2/3 alır. Aldığı kadının getirdiği 1/3'le 3/3 tamamlar. Böyle servet dağılmamış olur. Sen ölünceye kadına bakar. Böyle bir şey olur mu ya? Dünyada bir devlette var mı böyle bir şey? Böyle bir şey bir devlette var mı ya? Böyle bir şey olur mu? Ne yaptı? Niye kızıyorum? Ya nikah yolunu kapatıyorsun ya. Kimse yapmaz ki. Servetimin yarısını alacak. Belki kafası esti boşandı gitti. İki böyle oluyor. Kardeşim kadına şiddet. Durup dururken şiddet olmaz. Ben bak cesedim ortaya yıkarken adam bağırmadı. Oy beni yaktın demedi. Niye? Ölüydü. Ben diriydim. Demek ki kavga diyor. Bu kimin misali? İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki kavga iki diri arasında olur. Bir tanesi ölü bir tanesi diri. Kavga olmaz. Ha ezilsin değil. Bak aile yuvasında bir itaat yok. Olmayınca birincisinde hürmet olacak aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya merhamet olacak diyor. Askeriyede itaat bozulursa askeriye sistemi bozulur. Bozulur kardeşim. Bozulur. Kimseyi yüceltmiyorsun, indirmiyorsun. Hak ettiğine ite et, ata ot. Ne gerekiyorsa fıtratına onu vermek. Az vermek zulüm, çok vermek de zulüm. Ne yapacak? Yapacağız. Beşer kanunlarını deniyor da ondan sonra bir toz diyor zararını gördüğü zaman toplumda ay yanlış yaptık. Lan daha önce denmiş işte. Rusya'da aynı kanun yapmıştı. Rusya kaldırdı biliyor musunuz? Yarı yarıyaydı. Rusya kaldırdı Fatih. Niçin? Kafayı bir toz diyor. Bilmiyorum hangi zindika komitesi siyasete şurada burada allak bullak etmiş. Arkalarına kafalarına giriyor, öfürüyor. Yani ondan sonra bir şeyler yapıyor. Tostlayacaksın. Fıtrata zıt bu. Yaratılışa zıt yani. Acayip bir şey. Gayrimeşru çocukları gördüğün zaman piyasada. Aa bu niye hani, hani niye nikahları yok? Niye yapsın ya? Dini nikahla yetiniyor. Resmi nikah yapmıyor. Çünkü bu yaptığınız yanlış bu. Bizim gibi insanlar da tenkit değil. Yanlışı söyleyeceğiz ki bak toplumda böyle şey oluyor. Yapma, vazgeç. Yani bir şeyi örnek çıkarıyor kadının şiddeti. E kadının 3 tane çocuğu terk edip de koca yuvayı dağıttığını yok yok kadına şiddet. E kadını yaptığı şiddet, 3 tane çocuğu bıraktığı şiddet nedir? Az bir şiddet. He? Ya kardeşim öyle yapma. Başka bir gaye takip ediyorsun onu yemez. Bu Müslüman toplumu yemez. İki diri, ikisi de diri, ikisi de enaniyetli, ikisi de inat, ikisi de kibirli. Bir tanesi Nemrudane inadı, bir tanesi Firavunane kibri. Taştı taştı, sığmadı aileye. Ha? Ha, intizac. Gençler, evlenirken, bak peygamberinize uyun. En fazla evlilikte keyif 6 ay, ondan sonra çorba durumuna döner. Ondan sonra eyvah ne yaptım dersiniz. Kadın diyor Allah Resulü Aleyhisselam, 3 sebeple nikah edilir. Dini için, güzeli için, malı için. Siz dinini seçin yoksa hayrını bulamazsınız diyor. Yapma. Kaportasını esası alma. Hem şoför mahalle hem 5 kuruş hem 5 tane köfte yok. Yani dünya ve ahirette. Peki nasıl seçeceksin? Kadın vefat etti senin. 2,5 yaşında, 2 yaşında çocuğun var, 3 yaşında. Kreşe vereceksin. Kreşe verirken Salih. Kreşe verirken
kreş hocası hanım güzelini, kilolusunu mu arıyorsun? Donanımlı olanı mı arayacaksın? Çocuğuma analık yapacak, ben işe gideceğim. Hanım vefat etti. 3 yaşında çocuk bebek bıraktı. İşe gitmem lazım. Bunu bir kreşe koyun 5 yaşında çocuğumu. Kreşte hoca hanım nasıl olmasını isterdiniz? Öyle eşya. Çünkü Allah Resulü diyor ki, kendinize değil, evlenirken çocuğunuza ana arayın. Kadına da kıza da diyor ki, çocuğuna baba ara. Ha? Bu sefer eğer öyle yaparsan öyle bir harika madde koymuş ki Fatih, bunu nazari dikkati ben bir yerde duymadım. Nerede biliyor musunuz? Sözler 97'de, bak böyle yaparsanız kadın erkeğe şöyle baksın diyor Risale'de. Böyle dediğim gibi demiyor ama kanunu göreceksin. Erkek de kadına böyle baksın. 3 sıfatla bakın. 4. delil diyor. Sözler 97'den okuyor. Nev-i beşerin hayat-ı dünyeviyesinde en cemiyetli merkez ve en esaslı zemberek, saatin zembereği kurma ve dünyevi saadet için bir cennet, bir melce, bir tahassüngah ise aile hayatıdır. Ve herkesin hanesi, lütfen bunu kaçırmayın. Herkesin hanesi küçük bir dünyasıdır. Ve o hane ve aile hayatının hayatı ve saadeti ise samimi ve ciddi vefadarane hürmet ve hakiki ve şefkatli ve fedakarane merhamet ile olabilir. Yani aile nasıl olur? Daha dikkatini çekeceğim. Gelmedi. Orada dikkat edin diyeceğim. Şimdi uyabilirsiniz mesela. Ama aile hayatının saadeti, canlılığı şu diyor. Bir, samimi, ciddi, vefadarane hürmet lazım. Kadın yapacak bunu. Samimi, ciddi, vefa. Benim var ya benim. Risale mektupları yazar ya Kastamonu'nda. Aziz, sıdık, vefalı kardeşlerim. Hepsinde önce ruhum benim, vefa geliyor. Vefa. Vefa acayip bir şey ya. Vefa deyince Hazreti Hatice radiyallahu anha ile Hazreti Peygamber aleyhisselatü vesselamın durumu hatırına geliyor. Vefa bambaşka bir şeymiş ya. Vefa ya. Vefalı olmak. Diyor ki evin hayatını, canlılığını, saadetini istersen bir, samimi böyle deyip içini burcun devrilsin. Yani dışarıda hoş geldin falan, nasılsın Ahmet Hasan Hüseyin? Gittikten sonra çocukların var ya babanız var. Bak şimdi devrilsin. Bak böyle davranımı var. Bu var ya neler etmişti bir bilsen. Bu samimiyet yok. Bu sefer çocuk nasıl buyur? Bu var ya bu. Bu bildiğiniz gibi de neler etmiştir bana. Değil yani. Bak. Aile hayatının hayatı, saadeti bir. Samimi ve ciddi vefadarane hürmet. Bu kadın olacak. Samimi, ciddi, vefalı hürmet. Ve erkeğe hakiki ve şefkatli fedakarane merhamet ile olabilir. Erkek de çocuklar anneniz var ya bakma benden başka kimse idare etmez lan bunu. Bu var ya bu. Aynen şeytan dersen çocuklara. O da olmadı. Bak bu da değil ya. Hakiki, bak hakiki sahte yok. Şefkatli fedakarane merhamet ile olabilir. Sonra dikkatinizi çekeceğim. Esas burası değil. Ve bu hakiki hürmet ve samimi merhamet ise hürmet kadın yapacak. Samimi merhamet de erkek yapacak. Görme kardeşim her şeyi. Ey erkekler! Bir gözünüz kör olsun. Bir kulağınız sağır olsun. Görmeyin, duymayın. Ha? Duymayın. Kadın görseldir. Erkek işitseldir. Yani o onu kaldıramazsın. Onu der. Onun için duymayacaksın. Güzel sıfatına nazarı çevir. Merhamet olursa böyle ebedi bir arkadaşlık ve daimi bir refakat ve sermedi bir beraberlik hadsiz bir zamanda ve uçsuz bir hayatta esas dikkati çeken şu, bir daha alayım. Eğer diyor hakiki hürmet, samimi merhamet edersek, şunu da belirteyim. Evlenirken dünya hayatı zannetmeyin. Biz Müslümanlar dünya ahireti bir kabul ederiz. Dünya hayatımızın ahiretin çekirdeği olduğunu kabul ederiz. Burası çekirdek, orası ahiret.
Senin eşin ahirette de arkadaşın olacak. Öyle davran ki utanma orada. Onun beşeri, arizi, eksikliklerini Allah temizleyip orada huriden daha güzel yaratılıp sana verilecek. Bak nasıl? Cennette tabaka olarak söylüyorum. Toprak, taşlar dünyadaki hayvanlar gibi olacak. Anladın mı? Ağaçlar insanlar gibi olacak. Ağaca desen ki işaret et, ver bana bu hurmayı, gelir verir. Şimdi Allah Resulü diyor ki bak senin hanım ne olacak? Bak hanımına bak. Kıyas edeceğim. Bir diyor tükürüğü hurinin, huri, cennetteki hurinin tükürüğü dünyaya gelse bütün acı sular tatlılaşır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu nasıl bir güzellik? Cennetin bütün güzellikleri huride cem olmuş olacak. Bu kadar güzel. Senin eşin bundan daha güzel olacak. Nasıl olacak peki? Tükürüğü bütün dünyanın acı sularını tatlılaştırıyorsa ondan güzel olan senin eşinin tükürüğü ne olacak bilinmiyor. Anlatılamıyor. Düşükten misal veriliyor, ondan sonra teemmel. Bak öyle davran eşine. Hakikaten öyle olacak. Senin eşin bu kadar güzel olacak. Peki nasıl? Bilmiyorum. Allah böyle yapacak. Huri böyle olacak. Ondan daha güzel senin eşin olacak. O eşinden daha güzel erkekler olacak. En zirve güzel erkekler olacak. Ama en güzeliz ama inşallah gene kayıptayız. Niye? Kadın bizi alacağı için kendisinden daha güzelini almış olacak. Biz isek kendimizden daha düşük olanı alacağız. Gene onlar kazanımda. Bak bir üst, biz bir alta dönüyoruz. Bak, kadınlar diyor, aa bu kadar güzel olacak, bunu verecek falan. Bunlara bize, size ise huri bu kadar güzel olacak. Huriden daha güzel sen olacaksın. Senden daha güzel eşin olacak. Sen ister misin eşimin benden daha çirkin olayım? Hangimiz isteriz ki benden daha çirkin eşim olsun? Eşim benden daha güzel olsun ya. Değil mi? Bana faydası bu ya. Ben güzel olsam ne olur? Bana faydam yok ki. Cennetteki kadın kendisinden daha kaliteli alıyor. Biz ise daha düşük alıyoruz. Hakkı moralim bozulmasın. Şöyle yapayım. Şimdi esas kanuna geliyorum. Esas biliyor musun? Şimdiye kadar itikat. 97'de öyle bir kanun şey yapıyor ki kadına şöyle yap diyor. Erkeğe de şöyle yap. Allah aşkına bunu Rüştü abi anlatırdı da şu üç tane kelimeye dururdu da dururdu. Dedi ki bak bir daha okuyayım baştan da bozmayayım. Ebedi bir arkadaşlık, daimi bir refakat, sermedi bir beraberlik, katsiz bir zamanda ve uçsuz bir hayatta birbirleriyle. Bir, pederane, karı koca, kadın kocasına, koca karısına bir pederane olsun. İzah edeceğim bunu. Ferzendane olsun, kardeşane olsun, arkadaşane olsun, münasebetlerin bulunmak fikriyle akidesiyle olabilir. Yani şöyle, hadsiz bir zamanda, hudutsuz bir hayatta, hudutsuz bir hayatta birbirleriyle pederane, ferzendane, kardeşane, arkadaşane münasebetlerin bulunmak fikriyle akidesiyle olabilir. Şimdi bu dört tane anlatıyorum. İlk önce kadından başlıyorum. Bak kardeşim, öyle bir hanım ol ki ben mesela evde erkek olarak büyürken kadın olarak kimi gördüm hepimiz? Ya bacımı gördüm, kız kardeş veya ablam veya annemi gördüm. Ama umumi bir yol herkesin kız kardeşi yoktur. Ama herkesin annesi vardır. Biz erkek olarak evde, bu çok acayip bir kanun. Bunu kaçırmamanızı rica ediyorum. Erkek kadın olarak gördüğü, gözünü açtığı zaman kadın modeli olarak annesini görmüş. Kadın ise, yani kız çocuğu ise abisi, kardeşi, herkesin olmayabilir.
Ama her kızın erkek modeli olarak babayı görmüş. Tamam mı? İlk önce hanımdan başlıyorum. Ey hanım, ey hanım kızım, evlenince senin kocana, kocanın babası, yani senin baban, ey kız, senin baban nasıl davranıyordu? Sen kocana manevi baba ol. Pederane ol. Ey hanım, kocana ferzendane, kardeşi gibi ol. Kocana baba gibi ol. Kocana kardeşi gibi ol. Kocana evladı gibi ol. Ferzendane evlat gibi, pardon. Kocana baba gibi ol, ona baba ol. Kocana evlat ol. Kocana kardeş ol. Kocana arkadaş ol. Ey erkek! Sen gözünü açtığın zaman kadın modeli olarak kimi gördün? Anneni gördün. O zaman senin alacağın kadın sana geldiği zaman babası gibi düşünür seni. Babam böyle davranırdı, erkekti. Bu da erkektir, babam gibi davransın. Ama işte o zaman sen pederi gibi ol ona. Çünkü kadın, kız erkek modeli olarak babayı görmedi mi? Babayı gördü, baba. Evlenince babası gibi zannediyor erkek, ya bu da erkek. Biz de evleniyoruz. Annem ya, bu da eşim de kadın. O da kadın, o da kadın. Kadın gibi bir annem gibi bekliyorum. Yani yataktan beni şefkatle kaldıracak, bilmem ne yapacak. Yapma, alttan alacak, üstten alacak. Anne bir şekilde sana işte hazırlayacak seni. Ha, o zaman erkek evlenirken dünyasında, dünyamızda biz model olarak annemizi biliyoruz. Aldığımız eş de ona benzetiyoruz, yakın olsun diye. O zaman ey kadın, adamın böyle bir beklentisi var. Ona annesi gibi ol. Ona babası gibi ol. Ona evladı gibi ol. Ona kardeşi gibi ol. Ey erkek, aldığın kız model olarak babasını biliyor, erkek modeli. Bilmez ki zalim böyle bir asan var. Sen onu çaktırma, ona baba ol. Hanımına baba ol. Hanımına kardeşi ol. Erkek kardeşi gibi ol. Hanımına arkadaş gibi ol. Hanımına evladı gibi ol. Evlat. Bak ne diyor, ne kanun kullanıyor. Ama gözükmüyor bunu Salih. Ne diyor biliyor musun? Ebedi hudutsuz bir hayatta birbirleriyle bir. Pederane. Niye koydu bunu? Bir tanesi dedi ki bunu ders yaparken, Musa kardeş öyle bir şey yazmıyor dedi, sen uyduruyorsun dedi. Hiç unutmuyorum, bir tanesi bu. Dedim yazıyor. Kalktı oradan beri geldi. Baktı pederane, ferzendane, kardeşane. Allah Allah. Dedi ki Allah, hakikaten yazıyor dedi ya. Kadına kocası nasıl peder olur dedi. Otur o zaman. Otur o zaman, dinle. Böyle bir şey görmedim. Sonra dedi ki, senin kitabında yazıyor galiba. Yani üzüldü de. Biz dırırt 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 bereketlenmek için okuyoruz külliyatı. Bereketlenmek için bunu okuma. Bu tefsirdir. Beşeridir. Kur'an oku veya hadis külliyatını oku. Kur'an'dan daha bereketli bir kitap yok. Bu hayatın içidir, içi. Hayatının içerisindeki malzemedir. Bak böyle ol. Kur'an'da böyle yazmaz. Pederi ol, ferzendane ol, arkadaşı ol demez öyle. Çekirdeğini söyler, o çekirdekten alimler ağaç yapar. Yaprak, çiçek, dal, budak, meyve, koku. Onun için asıl imamlar bu için lazım. Tamam. Şimdi demin toparlıyorum. Ey hanım kızım, aldığın eşine, o eşine babası nasıl davranıyordu? Annesi nasıl davranıyordu? Çünkü o erkek annesi gibi bir eşi istiyor, ona benzer. Ey hanım kızın, kocana annesi gibi ol. Kocana evladı gibi ol. Kocana kardeşi gibi ol. Kocana arkadaş ol. Sonra eş ol. Bedensel hayat. Daha sonra. Erkeğe diyor ki, ey kardeşim, sana diyor, hanımım babası gibi bir model istiyor.
Ona eşin eş olmaktan önce baba gibi ol. Evlat gibi ol. Kardeşi gibi ol. Arkadaşı gibi ol. Sonra eş ol. Ne olur, ne güzel bir şey ya. Bunu nasıl demiş ya, değil mi? Üstadı manevi elini öpüyorum. Bunu anlatılabilmesi için, bu kanunu yakalanması için en az bir koca böyle bir kitap okusam bile yakalayamazsın bunu. Hayatın ukdelerini, ümdelerini, çekirdeklerini, tohumlarını, külliyat bu. Hayatın çekirdeklerini, ümdelerini veriyor. Detay değil. Detay okuyanda. Kur'an çekirdek verir. La teşbih ve la temsil. Hadis ve asın imamları ağaç yaparlar. Asın imamları çekirdek gibi verir. Sen okuyanda onu ağaç gibi yapar. Fatih gördün değil mi abi? Ya ne acayip diyor. Pederhane. Nasıl bir kanun ya? Pederi gibi o. Kadına da diyor, erkeğe de diyor. Hanımına babası gibi o. O zaman ne güzel olur ya. O zaman saate bakarsın mesai bitsin de evime koşayım diye. Adam mesai bitiyor, eve kahveye gidiyor. Cazibiyeti kalmadı ki, eve gidince cehenneme dönüyor. Gene kavga mı edeceğiz yani? Gene ona kaçacağız? Bari geç gideyim de uyumuş olsun da ben de o yatağa girerim öyle. Peki suç kimin? İmam-ı Rabbani'ye göre iki diri olduğumuz için. Bir de sistemi bilmiyoruz. Sistemi bilmiyoruz. Sevgili canım kardeştir. Geldi izah etme. Senede iki defa insan inişler, viraj, keskin virajlar alır. Senede iki defa buhran geçiririz kadın erkek. Onu dikkati çeker ulema. Der ki ağacın yaprak dökümünde ağaca su giderken. Tamam. O zaman cini hastalar, ruhani hastalar en çok o tarihlerde depreşir. Onun için sakin ol, sizin alakası yok. Gergin olur, hırçın olur, doyumsuz olur, tatminsiz olur, öfkeli olur. Kale alma, bu değil, değil. Normal günlerde, o senenin iki günün dışında, sonbahar ve ilkbahar dışında, yaprak dökümü veya su hareketi ağaca. Ayda, erkeklerde eyyam-ı bil, yani eski aya göre Şevval, Ramazan gibi Şaban ayları yani Rebülevel ayları gibi ya. Her o aylarda Latince'de bulamasın. 13, 14, 15. günlerde 3 gün erkeklerin heyheylerinin geldiği gündür. Kadına diyor ki sabırlı ol. Bu 3 günde pek kale alma bu adama, fazla gözükme piyasada. Eyyam-ı bil. Erkeğe de diyor ki kadının malum günlerinde ben diyor Allah orucunu, namazını kaldırdım. Sen itaati isteme. Ben itaati kaldırdım. Ben itaati kaldırdım. Ne diyeceği, ne yapacağı belli değil. Sen de o günlerde gözükme ona. Ne derse duyma, sağır ol, kör ol. Bak ne kadar güzel oldu. Ha o zaman bağırdığı, çağırdığı karakterinden, yapısından, düşük ahlakından değil, biyolojik yapısından kaynaklanıyor. Çalışan bir adam düşün depoda falan, zaten sinirli. He bu nasıl ya, bir süre ya git lan başımdan. Ha onun yapısından değil, yaptığı stresli ortamdan kaynaklanıyor bağırması. Allah ibadeti kaldırırsa ne kadar zor durumda değil mi? Sen nasıl itaat istiyorsun? Ya dengeli konuşsun bana. Dengeli konuşamayacağı için sure okutturmuyor o gün. Ben mi yanlışım? Ben mi kafayı yedim? Yani sakin olun, sabırlı olun, affet. Onun için dedim adalet yok. Adalet ne demek? Fıtratına uygun davranmaktır. O gün böyle davranacaksın. Bugün de böyle davranacaksın. Eşitlik yok. Ahıra gittiğin zaman sığıra bunu ver. Köpeğe de bunu ver. Eşit. O zaman ikisine et ver. İkisine ot ver. Köpeğe ot verirse ne olur? Sana kapar ya. Seni kapar ya. Aile hayatı ne güzel ya. Daha neler var külliyata da ben topladım bakayım ne kadar yapabilirim. Sonra peki çocuğa ne yapalım? Hepsinden bir tane söyleyeceğim dedim ya. Erkekten, kadından, çocuktan, ondan sonra saatim dolar. Daha dul derslere devam edeceğiz. Daha buraları sürmedik. Cenneti oluru da anlatacağım. Çocuğu da anlatacağım. Tamam.
Sonra isterseniz ders bitiyor. Boşanacak kardeşlerimiz olursa şu anket yapacağım. Şöyle olursa toplama ona göre karar ver, sana bırakacağım. Şimdi çocuk ne yapacağız çocuğa? Abi çocuk kaç yaşında Salih? 2,5. 2,5. En yaşlımız kaç yaşında var? 80 olan var mı? 85. 85. Daha üstün var mı? Arttırmaya girdim. 85. 2,5, 85. Bak şu ders ortamına bak. Risale-i Nur'un dersine bak ya Rabbi. Şimdi bu çocuğa ne oluyor? Bak daha ufak onlardan büyükler var ama. Bak şimdi ona tevafuk et. Emirdağ 41. sayfa. Bir çocuk küçüklüğünde bir ders imanı almazsa, ille böyle ha anlamak değil, olsun okurken oynasın. Eğer imani ders okutmazsa, hani bazılar diyor ki ben o kadar çocuğu getirdim ki bozuldu, korkma. Ustad diyor ki bir ders almış, o çekirdektir, merak etme. Dönecek o. Kul küllü ya'melu ala şakile. Fıtratı aslına doğru hareket edecek. Şakili değişmez. Ruhu gidiyor ruhuna. Bulacak o. Abi ya olmuyor. La, bambu ağacı var bambu. Toprağa gömerler. Sularlar çıkmaz bir sene. İkinci sene sularlar çıkmaz. 3, 4, 5 sene sularlar hiç çıkmaz. 6. sene bir sularlar ne kadar çıkarmış? 26 metre. Ha senin çocuk da o Aylaz dediğin çocuk da öyle olacak ha. Şartlarını bulduğu zaman öyle bir tane varmış. Geçen Beylikdüzü'nde olmuş. Ondan sonra bir şekilde bana ulaştı. Diyor ki Allah senden razı olsun. Hayır böyle kabul etmiyordu. Benim çocuk da üniversiteye gidene kadar rezil kebaze. Orada diyor zıtlar karmasında zıtlar olunca sefi ama vicdan şey. Onlara karşı direne direne onlara karşı namazı her şeyi yapmak zorunda kaldı yani. Söylüyorsun ama o zıtları görünce adam aktif oldu. Aslına döndü. Seninkisi de olacak merak etme. Niye? Bak diyor Emirdağ 1 41. sayfa. Kanunu çok seviyorum ben. Bir çocuk küçüklüğünde, sen kaç yaşındasın? 13. Oo, bu da yaşlandı. Bir dersi imanı almazsa, sonra pek zor ve müşkil bir tarzda İslamiyet ve imanın erkanını ruhuna alabilir. Altında diyor ki, gayrimüslim bir çocuk gibi olur. Gayrimüslim bir insan gibi. Gayrimüslim bir insan, Müslüman dahi olsa çok zor olur. Çok zor ya. Yani. Mesela Müslüman olan kadın erkek var Almanya'da, ben uğraşıyorum. Kocasına diyor ki, kadına misal vereyim. Kocasına diyor ki, Hasan Hoca'yı niye çağırıyorsun diyor. Yani niye diyor, sen aptal mısın, niye çay ikram edeceksin diyor. Müslüman olmuş ha. Ya biz Müslümanlıkla öyle mi ya falan o zaman metozoru hazmediyor. Yani ikram etmek, ha çay, o zaman başka bir şey koymayalım diyor. Yani ne kadar zor bir şey. Şimdi birinizin evine gelsem ben. Yani elimiz ayağımız karışır değil mi? Ne ikram edeyim şimdi buna diye. Hepimiz öyleyiz. Ama bak küçüklüğünde evet Müslüman şimdi oldu ama küçüklüğünde bu ders almadığı için vicdanı bu sefer bir gayrimüslimin insanın İslamiyet'e girmesi gibi zor oluyor. Getir çocuğunu merak etme yani. Derslere illa bu ders günü değil. Bak dershaneler 24 saatin kaç saat açık Fatih? 24 saat değil mi? 3 saat. Çünkü öyle dedik de sabahın her saati, gecenin her saati patlıyor abi öyle demiştin 24 saatin 7-24 o petrol ofislerinde var bende. Yeni bir şey de duydum ya çorbacılar da öyleymiş ya. Allah Allah araban benzin istasyonu 7-24 mağaza çorbacılar da 7-24'müş. Allah Allah Resulallah. Şimdi şeyi anlatacağım kesiyorum. Küçük cenneti olması çok şey yapılıyor lemalarda. Arkadaşlar şimdi kişinin hususi bir cenneti aile hayatıdır diyor. Lemalar tamam mı? Cenneti şöyle zannediyoruz. Pijamaları çıkarttık. Rezil vizyonun karşısında. Ondan sonra kahve geliyor. Aa hanımlar. Yani bu böyle zannediliyor yani. Ev hayatı sokaktaki hayattan farklı. Böyle, böyle bir hayat. Tamam o da var da esas o değilmiş. Ben onu kısaca anlatayım. Tahta olsaydı gösterdim. Bak insan yapısı en üstten geliyor. Ruh. İn aşağıya. İn aşağıya. Merkezde soğan cücüğü. Ruh. Çık dışarıya. Kalp. Çık dışarıya. Vicdan. Çık dışarıya. Dima. Akıl. Çık dışarıya. Beden. Bir daha ezberleyin. Ruh.
Ondan daha yüksek bir şey yok. O ruhtan aşağıya kalp, ondan aşağıya vicdan, oradan aşağıya dima, akıl. Tamam mı? Ondan sonra beden. Şimdi diyor ki, hususi bir cenneti şu. Ruhen, o yedi tane saydım ya, evde şefkat sayıyorum, muhabbet, sevk, surur, lezzet, memnuniyet, ihtiyar sıfatlarını öne çıkart. Ruhsal yapı. Ruhen, bak kadınla, eşimle ruhen demek bu sıfatlar öne çıksın. Kadında şefkat, erkekte muhabbet. Kadında hürmet, erkekte muhabbet. Muhabbet. Kalben ne demek? Yani ruhen, kalben şimdi. Kalben şu. Latife-i insaniyenin inkişafı ve imbisatı. Ne demek o? Namaz, oruç, sünnet işleniğinin yaşandığı, bireylerin haddini bilip hududunda kalmasının eğitildiği yerdir. Çocuk bu 2,5, 10 yaşındaki çocuk. Yani ha, kalben demek insani özelliklerimizi inkişaf ettireceğiz ailede. Nedir o? Namaz, oruç, yani sünnet-i seniye. Orada yaşanırsa çocuğun kalbi inkişaf ve inbisat eder. İnbisat şu. İnkişaf şu. Oku çekiyorum. Bu inkişaf. Ama sesim yayılarak gidiyorsa inbisat. Demek ki evde sünnet-i seniye yaşa. Büyük çocukların yanında annesi dikkat etsin. Evet şey değil ama zihninde kalıyor. Belki de çoğumuzun hafızasında annemizin dikkat etmediği halleri kalmış. O dikkat etsinler, kalmasın çocuğun. Demek ki ruhen şefkat muhabbet dedik, kalben sünnet-i seniyi haddini bilip hududunda kalmak ve çocukların ruh kalben inkişafı sünnet-i seniyi yaşamakla. Bunu okuyorum, bitiyorum, kesiyorum. Vicdanın, kalben, ruhen vicdanın. Vicdan ne demek? Dini hislerin var ya, irade, zihin. Zihin ne demek? Batıl şeylerle muhatap olmayın evde. Mesela batıl değil ama şöyle terbiye olmaz. Sigara ağzında. Oğlum, sigara iyi değil ha. Bakma lan biz eşeklik yaptık. İşte bir kere birisi alıştırdı. Ağzında sigara içme diyorsun. Limete kullanım hala tefal. Yapmadığın şeyi ne söylersin? Böyle olur. Olmaz. Batıl şey. Yavrum, telefonla dersimizi niye çalışmıyorsun lan? Telefonla da var. Bırak lan. Kendisi telefonla öyle. Yok. Demek ki vicdanen demek irade, zihin, yani batıl şeylerin kaldırın, dini hislerin ihyası, inbişatının inkişaf ettiği yer. Peki çocuğa ne eğitim yapacaksın? Çocuklar fıtraten İslam'dır. Bozma yeter. La ilahe illallah. Ne demek? La tahrib. İlla tamir oradadır. Çocuğu bozma, tamirdedir zaten. Şöyle düşün, hiç düşündünüz mü? Niye çocuklar çok güzeldir de büyüdüğümüz zaman böyle acayip bir şey oluyoruz? Ne bozulduk? Niye suratımız böyle, niye böyle? Hiç düşündünüz mü? Büyünce insan çirkin olmaz. Olmaz. Fıtrata zıttır. Çocuk nasıl büyüyorsa öyledir. Aynı bebek gibi güzel olacaktık. Ne yamulmuş mu yumulduk? İşlediğimiz günahlardan dolayı. Çocuk sevap yaptığından değil, oruç moruç tutmadı. Bak bu çocuğun simasıyla bizimki çocuk. Ben 12 yaşındaki siman, benim sima, benimki takoz gibi bir şey ya. Ama benim kadar oruç tutmamıştır. Benim kadar namaz kılmamıştır. Benim kadar şey yapmamıştır. Peki niye nurani? Niye ölünce buluşana kadar garanti cennete gidiyor? Çünkü terki var, günah yok. Din İslam sevaba bakmıyor. Terk ettiğin günaha bakar. Terk ettiğin günaha bakar. Çünkü la ilahe terkler, illallah eylemler. Sonra bitiyor Fatih. Dimaen. Dimaen demek aklen, dini bilgilerin, itikadi ve imani bilgilerin Kur'anlarla, evratlarla, fiilen, meşguliyetle,
öğrenildiği mekandır. Yoksa gayrimüslim çocuğu gibi olur. Yani evde evlat, eşkar, dini bilgiler. Hadi yavrum be hanım. Ya çocuk, yavrum bakar mısın? Ya şu ilman, Rusallığı olsa bile. Şu bir tane ya. Mesela tuvalet adabını. Yavrum okudu annenle beraber bir dinleyelim. Ya bir paragraf ya. Hani ayakta işememek gerektiğini. İstibra, yani bir abdest almayı. Bir gusul. Yani demek ki dimağen demek dini bilgilerin, itikadi bilgilerin öğrenildiği yerdir. Son, bedensel hayat ise bunlarda bu ruhen, kalben, vicdanen, dimağen öğrenilen bir şeyin uygulandığı yer. Beden. Bedenler, hazları da Allah sizi helal ettiği, meşru kıldığını kendinize haram etmeyin. Allah'ın sizi helal ettiğini haram, haramı da helal etmeyin. Meşru dairedeki keyfe iktifa edin. Allah'ın rahmeti, bereketi, lütfu üzerimize olsun. Allah iki cihanda aziz eylesin. Cenab-ı Hak nesillerinizden, evlatlarınızdan İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştirsin. Çoluk çocuğunuzu Cenab-ı Hak şeddatlardan, firavunlardan, sufyaniyetlerden hüfz-i emin eylesin. Ve evlad-i âlinizi, sevdiklerinizi, sizi sevenleri, sizin dua ettiğinizi, size edilen, size kimler dua ediyorsa, iştirak-ı amali uhreviyeden hisselerini ziyade eylesin. Hizmet-i imaniye, Kur'aniye de daim kayım sayım eylesin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, hayatımıza da kıbletullah nasibi müyesser eylesin. Cenab-ı Hak ya Rabbi, samimi olarak şunu ben çok istiyorum, her derste de zikrediyorum, siz de amin deyin. Ya Rabbel Alemin, beşeriyetimizin iktizası ile işlemiş olduğumuz günahlarımıza bakmayarak vermiş olduğun hizmet imaniye Kur'aniyeni elimizden alma ya Rabbel Alemin. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın imanının hürmetine, iman edenlerin senin yanındaki hakikati ve mahiyeti hürmetine kabul eyle duamızı ya Rabbel Alemin. Ve ahir davahumen elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.